14. menakıb Şevahi dünnübü ve kitabında yazılıdır. Bir gün Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhüma Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuru şeriflerinde güreş tutarlardı. Resulullah hazretleri "Ya Hasan, tut Hüseyin'i." buyururdu. Fatıma radıyallahu anha orada hazır idi. Dedi, Ya Resûlallah, Hasan kardeşinden büyüktür. Acaba küçük olana yardımcı olmak daha uygun iken, niçin Hasan tarafını tutarsınız? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Fatıma, Hazreti Cebrail aleyhisselam Hüseyin'e yardım ediyor." 15. menakıb. Uyunur Rıza kitabında Hüseyin bin Ali'den radıyallahu teala anhuma nakledilmiştir. Bir gün büyük ceddimin hizmetinde Übey bin Ka'b radıyallahu teala anh hazır idi. Ben vardım. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki: Merhaba ya Eba Abdullah. Ya Zeynes semavati vel ard. Übey bin Ka'b radıyallahu anh dedi ki: Ya Resulallah, Asuma'nın ve yerin senden başka zîneti var mıdır? Resul Ekrem Hazretleri buyurdu: Ey Übey bin Ka'b, o mabut hakkı için ki beni insanlara resul olarak gönderdi. Hüseyin bin Ali yeryüzünün merkezinin süsüdür. Ondan ziyade zinet göklerin tabakalarıdır. 16. menakıb. İbn İshak İsbadati nakletmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdular ki: Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhuma arşın iki süsüdürler. O zaman Allahü Teala'ya cennet Lisanı ile dedi ki, yar Rabbi, sebebin nedir ki beni miskinlere ve dervişlere mesken edersin? Nida geldi ki, ey Cennet, bu saadete razı olmaz mısın ki erkanını, köşelerini Hasan ve Hüseyin ile süslerim? Cennet o müjdeye övünüp razıyım, razıyım dedi. Ne mutlu saadete kavuşmuş olanlara ki arşın ve cennetin köşelerinin zinetleri olan bunların yakınlık derecelerini düşünmelidir.